Görkemli hatıralardan hepinize mutlu bir gün diliyorum, mutlu bir hafta sonu diliyorum. Korona günlerinde yine evlerdeyiz, sokağa çıkma yasağı var, herkes evinde ve biz görkemli hatıralarla bu hafta sonunu daha da güzelleştirmek istiyoruz sizlerle birlikte. Ekran başında bizi izleyen bütün Halk TV izleyicilerine içten, yürekten sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Bugün Rodrigo'nun gitar konçertosuyla programı başlattık. Rodrigo'nun gitar konçertosunun öyküsünü birazdan anlatacağım size. Hazreti Hüseyin'e de gideceğiz, Kerbela'ya da gideceğiz, Aristo'ya da gideceğiz, Deniz Gezmiş'i de anacağız ve elbette ki o dev isimleri bu programda anmaya devam edeceğiz. Fakir Baykurt diyeceğiz, kızı Işık Baykurt anlatacak bize onu. Filinta Önal, Ahmet Arif'i anlatacak, yüreği dinamit kuyusuna dönmüş adamı anlatacak. Nebil Özgentürk bizlerle birlikte olacak. Nebil Özgentürk bakalım neler söyleyecek o usta yorumlarıyla ve tabii ki Onur Akın, bir İstanbul diyeceğiz. Evinden bağlanacağız. Bağlamasıyla bizi bekliyor. Ne güzel türküler okuyacaktır bize, kim bilir. Ama İstanbul'u, hele İstanbul sessiz, sessizliğe bürünmüş. Orhan Veli'nin İstanbul'unu o kadar güzel anlatacak ki o şarkısında, o türküsünde. Başlıyoruz ve soru ve görüşlerinizi bekliyorum. Geçen hafta, ondan önceki hafta gerçekten de çok büyük ilgi gösterdiniz. Sosyal medyadan görkemli hatıraları taçlandırıyorsunuz. Devam edelim. Soru ve görüşlerinizi yazın. Ben de paylaşacağım. İnteraktif bir yayınımız olsun. Ama ne yazarsanız elimden geldiği kadar paylaşmak istiyorum. Görüşlerinizi öğrenmek istiyorum ve Rodrigo'nun gitar konçertosuna bir Türk kadınının dokunduğunu biliyor musunuz? Başlıyoruz. Rodrigo'nun gitar konçertosu aslında Ravel'in Bolero'su ya da Çaykovski'nin Kuğu Gölü Balesi, Rahmaninov'un ikinci piyano konçertosu, Chopin'in ünlü bir senfonisi ya da Mozart'ın inanılmaz, unutulmaz bir melodisini, senfonisini, Beethoven'ın unutulmaz marşlarını ya da Vivaldi'nin dört mevsimini, hani Halk TV'nin, bizim kanalımızın hava durumu çalarken, hava durumu gösterilirken, anlatılırken Vivaldi'nin dört mevsimi çalar ya, hangisi aslında aklımızda kalıyor? Hepsini saygıyla, hürmetle anıyoruz. Dünyanın devleri onlar, müziğin ustaları onlar. Ama bir Rodrigo var ki onun gitar tınıları kulağımızdan, hafızamızdan hiç gitmiyor. Yenilsem de ben varım diyor. İspanya İç Savaşı'nda katledilen, Guernica'da katledilen o suçsuz, masum insanları anlatır. Rodrigo İspanyol doğumludur, bir İspanyoldur. 2 yaşında gözlerini kaybeder, 25 yaşında aşık olur Victoria Camhi'ye. Geçmişinde 400 yıllık İstanbul olan Victoria Camhi'ye. O da piyano çalar. Fakat eşine adar kendisini. Onun sekreterliğini yapar yıllar sonra. Rodrigo, İspanya İç Savaşı'nda yaşananları, Guernica'da özellikle. Ne oldu peki Guernica'da? Guernica'da Franco, Nazi Almanyası'nın ve İtalya'nın, Mussolini İtalya'sının oralara girip uçaklarla bombalar atmasına izin verdi. Çünkü yandaşıydı onlar. Onun işbirlikçisiydi. Franco'nun işbirlikçisi Hitler'di, Mussolini'ydi. İşte Hitler'in bombardıman uçakları bombalarla Guernica'yı yerle bir ettiler. 1600 masum insan hayatını kaybetti. 900'den 1000'e kadar, neredeyse 1000 kişi yaralandı. Acılar, ağır acılar içerisinde ağır yaralanma durumuna geçtiler. İşte Rodrigo bu acı anları notaya döktü. Kendisi mırıldandı. Türk kızı Victoria Camhi onları notaya dönüştürdü. İşte sonuçta, sesi biraz açar mıyız Ceren? Bu parça çıktı. Yenilsem de varım diyor. Yenilsem de beni yok edemezsiniz diyor.
Hani o Franco Federico Garcia Lorca'yı da kurşuna dizdirdi. Henüz 36'sındaydı. İşte bu şarkı "Ben yenilsem de ayaktayım" diyor. Ben bu şarkıyı dinlerken aklım Kerbela'ya bile gidiyor. Hani Hazreti Hüseyin savaşı tam savaşın sonlarına doğru, savaşa gelirken arkasındaki insanların azaldığını görür. Ve tam savaşa başlayacağı sırada der ki isteyen evine gidebilir. Çünkü o Yezid'den şunu istiyor. Ben ya geldiğim yere Mekke'ye gideyim, çünkü Küfe beni çağırdı, Küfeliler beni çağırdı. Ya Mekke'ye gideyim ya da sizin olmadığınız bir coğrafyaya, Horasan'a gideyim, Türkmenistan'a gideyim diyor. Kabul etmiyor Yezid. Yezid diyor ki benim halifeliğime biat edeceksin diyor. Sokrates geliyor buradan da aklıma. Sokrates hani meşhur savunmasını yaparken Sokrates'e diyorlar ya hakimler, gel sen bizim dediğimizi yap, biz seni idam ettirmeyeceğiz diyorlar. Hakime diyor ki hakimler kuruluna Sokrates, sizin dediğinizi söyleyerek yaşamaktansa kendi bildiğimi söylerim, ölüme giderim diyor. Hazreti Hüseyin de öyle yapıyor. Size biat edeceğime diyor Yezid'e, ölüme giderim diyor. Ve Kerbela'da o meydan okumayı gerçekleştiriyor. İşte Rodrigo'nun gitar konçertosu bana oradaki o meydan okumayı da anımsatıyor. Guernica için yazılan Rodrigo'nun gitar konçertosu, özellikle de bu ikinci bölüm. Biraz daha gelebilir mi arkadaşlar tınılar? İşte Guernica ile ilgili noktayı şurada. Tam noktayı koymayacağım. Picasso'dan istiyorlar. Picasso'ya diyorlar ki Madrid'de hükümet, Paris'te yaşıyor sırada. Bir tablo yapmanı istiyoruz fuarda bizim adımıza. Guernica'daki. Arkadaşlar o tablo var sanırım. Verebilir miyiz arkada? Guernica tablosu. Picasso'nun Guernica tablosu. O tabloda bir köşede bir kadının feryadı vardır. Kucağında çocuğu, arkasında bir boğa gözyaşları döker. Guernica işte böylesine bir dramı yaşayan yerdir. İşte Picasso o tabloyu yapar ve işte o tablo geliyor. Bakın şurada Ümitciğim, şu en sağ baştaki bu görüntüyü alabilir miyiz? Evet, bakın burada bir annenin çığlığı, kucağında çocuğu ve bir boğanın gözyaşları, görüyor musunuz? Savaşın ne hale getirdiğini çok net bir şekilde Picasso ortaya koyuyor. Ve bu tablo Paris'teyken, bu tablo Paris'te sergilenirken Hitler'in subaylarından bir tanesi geliyor, bu tabloyu izliyor. Tablonun önünde Picasso vardır. Picasso'ya der ki, bu tablo size mi? Size mi? Bu tablo size mi ait diyor Hitler'in komutanı. Picasso diyor ki hayır, size ait diyor. Evet, Hitler'in komutanına bu tablo bana ait değil size ait diyerek aslında insanlığı haykırıyor yüzüne karşı. İşte bu şarkının 1972'de Victoria Kami ve Rodrigo İstanbul'a gelip İstanbul'da bir konser veriyorlar. Bu gitar konçertosunu çalıyorlar. Bütün Türkiye'nin dilinde. Hani dedim ya biraz önce, Ravel'in Bolero'sunu tam sonuna kadar ıslıklarla çalamayabiliriz. Ya da Çaykovski'nin Kuğu Gölü Balesi'nden bir dinletiyi çalamayabiliriz ıslığımızla. Vivaldi'nin Dört Mevsimini de, Mozart'ın da bir Türk Marşı'nı da sonuna kadar seviyoruz ama bu şarkıyı na 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 diye başlayarak hafızamıza yerleştirmişiz. İşte Deniz Gezmiş de idam mahkumuyken, idama giderken infazı gerçekleştirilmeden önce bu şarkıyı istiyor. Bu çalsın. Demli bir çay ve Rodrigo'nun gitar konçertosunu diyor.
ölüme giderken çalmanızı istiyorum. Ne bunu çalıyorlar, ne de demli bir çay veriyorlar. Deniz Gezmiş'e, Hüseyin İnan'a, Yusuf Arslan'a, Hazreti Hüseyin'e, Sokrates'e, Picasso'ya, Lorca'ya selam olsun. Evet, duygusal, bir o kadar da derinliği olan bir konçertonun öyküsüyle programa başlatmış olduk. Hüzünlüdür hep, öyküleri vardır bu tınıların, sahipleri vardır. Ve bizi daha çok etkileyen, meydan okuyan bu şarkının bizi en çok etkileyen tarafı da işte bir Türk kadınının da bu şarkıya dokunmuş olmasıdır. Başka bir Türk kadınına geçeceğim. Arkadaşlar, Işık Baykurt hazır mı? Işık Hanım hazırsa hemen alalım. Fakir Baykurt'a selam olsun. Fakir Baykurt hayatınızda yoksa çok eksiksiniz çocuklar. Anneler, babalar, Fakir Baykurt diyerek evinizin salonunda, mutfağınızda, çocuğunuzun çalışma odasında seslendiniz mi ona? Fakir Baykurt oku oğlum, kızım. Bir baş öğretmendir neredeyse Fakir Baykurt. Büyük bir eğitimcidir. Işık Hanım, merhaba. Ha, merhaba. Nasılsınız? Ha, ben çok iyiyim. Sizler nasılsınız? İyiyiz. Rodrigo ile başladık. Çok sert başladınız. Çok ama sert. Fakir Baykurt'a başladık. Bu ülkenin en naif adamlarından birisidir belki de. Adını Fakir diye. Adı aslında Fakir değildi, değil mi? Değil, o sertliğe devam edeyim isterseniz. Fakir Baykurt'a, Fakir Baykurt'un adı neden Fakir oldu? Ya bir insan kendine niye fakir adını takar ki? Pardon, ses ben ayarlayamıyorum. Önce gayet özür iyi biz sizi duyuyoruz. Ha, tamam. Yani sizin üstünüze konuşmayayım da öyle bir saygısızlık yapmayayım. Doğum adı annesinin koyduğu isim Tahir. Çok bilinen bir öykü aslında. Fakat köy üstüne okurken ufak ufak şiir de yazmaya başlıyor. Şiir yazarken şeylere özeniyor, böyle kendine bir takma isim almaya özeniyor. Bir takım mahlası olan şairlere çok özeniyor. Sonra bir gün askerlik öğretmeni derste biraz mahcup ediyor babama. İsminin anlamını biliyor musun diyor. Ayağı kaldırıyor, isminin anlamını biliyor musun diyor. Şimdi babam biliyor ama söylemek istemiyor onu ya da söylemiyor. Öğretmen üstüne gidiyor. Tahir taharetten gelir diyor. Sonra bütün sınıf gülmeye başlıyor. Yani o hani çok büyük bir acımasızlık aslında orada yapılan. Ondan sonra iyice artık kafasına koyuyor. Yok ben kendime böyle bir şey, güzel bir şey ismi bulmalıyım diye. Biraz da harçlığını çıkarmak için okul yıllarında bir fotoğraf makinesi var, elden düşme bulmuş. Onunla resim çekiyor, arkadaşlar resimlerini çekiyor, hafta sonları görene gidiyor, bunları banyo ettiriyor. İşte dönüp şey yapıyor, onları işte ilgililerine dağıtıyor, satıyor. Bir gün postacı gelen paketi yanlış okuyor ismini, o Tahir'i Fakir okuyor. Diyor ki buldum, çok iyi, kendine fakir. Hani biraz da böyle ozanlarda kendini biraz böyle geriye çekme adeti de vardır ya, tamam fakir ismini benimsiyor, ondan sonra fakir ismiyle yazmaya başlıyor. Tabii nüfus cüzdanında Tahir, ta Şavşat'tan Ankara'ya bakanlık emriyle gelene kadar böyle nüfus cüzdanı bir ikilem sürüyor, fakat sonunda mahkeme kararıyla o sayfalı nüfus cüzdanlarında hatta şeyi vardı, mahkeme kararı vardı. İşte falanca mahkemenin filanca kararıyla Tahir olan ismi Fakir olarak değiştirilmiştir diye adım Fakir olarak kalıyor. Müthiş, müthiş. Şimdi ben programı başlatırken hani dedim anneler babalar çocuklarına Fakir Baykurt'u anlatıyor mu? Gelen mesajlardan Fatma Hanım diyor ki günaydınlar Serhan Bey. Fakir Baykurt'u tanıdım, birlikte çay içmişliğimiz bile var. Yani, çok mutluyum diyor.
Kızı da bu arada çayını içiyor. Ne güzel denk geldi. Ailemizin görkemli saatleri başladı diyor. Ressamcı Gezgin programa selam gönderiyor. Biz de ona, bütün Halk TV izleyicilerine selam gönderiyoruz. Yine Meryem Hanım günaydın. Yine muhteşem bir program olacak diyor. Hazırız, kolay gelsin diyor. Sema Hanım da selamlarını gönderiyor. Şimdi tabii Fakir Baykurt dediğimiz zaman okumak, akıl, bilim hepsi akla geliyor. Akıl yolunda büyük çabaları oldu. Sendikal hareketler konusunda çok büyük çabaları oldu. Türkiye Öğretmenler Sendikası'nı kurdu. Ama kitap okuma konusunda muazzam bir öyküsü vardır. Değil mi? Eşekli Kütüphane'yi yazdı. Eşekli Kütüphane tabii ki bir biyografiye de yakın bir kitaptır ama Eşekli Kütüphane'de Fakir Baykurt neyi anlatıyor? O son kısmını duyamadım ama herhalde Eşekli Kütüphane üzerinden yürüyeceğiz. Evet. Şimdi Eşekli Kütüphaneci Mustafa Güzelgöz, Mustafa amcanın öyküsünü babam Almanya'da bir arkadaşından dinlemiş. Sonra işte Türkiye'ye gelmeye başladığı yıllarda Ürgüp'e gidip tanıştı, birlikte oldular, birlikte günler geçirdiler. Sonra bunu romanlaştırdı. Tabii biraz küçük bir roman oldu, biraz biyografik roman oldu dediğiniz gibi. Mustafa amcanın çok güzel bir öyküsü var aslında. Yani kitaplara çok meraklı bir insan. Bunu çocuklara ulaştırmak için, insanların daha çok kitap okumasını sağlamak için eşeğine sandıklar yaptırıp, işte bulduğu kitapları, topladığı kitapları bunun içine doldurup köy köy dolaşıyor. Kadınları da kütüphaneye çekmek için onlara dikiş makineleri getirtiyor. Onları işte dikiş öğretiyor. Onlar bir tarafta dikişle uğraşırken çocukları kitap okuyor. Onlara ödünç kitap veriyor. Bir sonraki dolaştığı, geldiği zaman onları değiş tokuş yapıyorlar. Şimdi öykü böyle aslında, genel bu çerçevede gidiyor. Tabii yani eğer Mustafa amcanın başı dertten kurtulmuyor, engelleniyor. Ama sonunda büyük bir ödül alıyor. Yani çok fazla anlatmayayım ben bu öyküyü. Çok şey olmasın, konusunu zaten hani biliniyor, bu kadar yetsin. Evet, şimdi tabii orada köye, Eşekli Kütüphane'de bir Mustafa Bey Kapadokya'nın bir köyüne tayin ediliyor 23 yaşlarında. Evet. Ve orada sadece bir kütüphane var, git sen orada otur diyor. Devlet bürokrasisi diyor, sen otur orada bir şey yapma, ama o bakıyor sıkılıyor değil mi? Sıkılınca kütüphaneyi alıyor, bir eşeğe yüklüyor, o eşekle köyleri dolaşıyor. Tabii kadınları da okumaya teşvik ediyor. Dikiş makinaları değil mi? Onlar dikiş makineleri sırası beklerken onlara kitap da veriyor. Kitap da okuyun diyor. Çocuklara da alın diyor. 15 gün sonra geleceğim, değiştireceğiz diyerek kitapları. Ve onlara büyük bir aslında hizmette bulunuyor. Fakir Baykurt'un yakaladığı oradaki öykü aslında kocaman, büyük bir öykü. Biz de çocuklarımızı kitap okumaya teşvik ediyoruz. Sanata teşvik ediyoruz. Operaya, baleye, müziğe, sinemaya, tiyatroya teşvik ediyoruz. Kitap okuma aslında çok önemli, çok değerli bir olgu. Şimdi aslında hele bugünlerde özellikle korona günlerinde. Evet, şimdi burada aslında kitabın bir yerinde geçiyor, diyor ki beyim diyor, bizim yolumuz, köprümüz, çeşmemiz yok. Kütüphane neyimize diyor. Onun üzerine Mustafa Bey diyor ki olmayabilir diyor. Eğer kitaplığınız olursa suyunuz, çeşmeniz, yolunuz olur diyor. Evet. Aslında yani o olayı, o durumu o kadar güzel anlatıyor ki. Şimdi peki aslında yılanların öcünde bambaşka bir hikayesi var Fakir Baykurt'un, değil mi? Ve onun filmi çekiliyor, sineması çekiliyor. Ve o sinemada gösterime gireceği sırada o zamanki Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'le bir yaşanan olay var. Mustafa Ekmekçi de bu olayın içerisinde, bu durumun içerisinde. Anlatır mısınız Cemal Gürsel'le Fakir Baykurt'un o filmde yaşadıklarını? Ya çok, şimdi
Ben uzun konuşmamak için böyle özetlemek isteyince böyle biraz sıkışıyorum aslında. Yani siz çok güzel tamamlıyorsunuz, sağ olun. Şimdi Yılanlar Öcü filme çekilecek. Metin Erksan yönetmeni. Sansür Kurulu yayınlanmasına izin vermiyor. Engelleniyor. Sonra tabii araya gazeteciler, başka insanlar giriyor. Tabii bunun bu kadar çekilmiş ve güzel bir film olmuş onlara göre. Yılanlar Öcü zaten çok güzel bir roman. Ödül almış, ödüllü bir roman. 1958 yılında Yunus Nadi Roman Ödülünü kazanmış. Köyün kötü yanlarını gösteriyor. Böyle değil falan deyip engellenmek isteniyor. Fakat sonunda işte Cemal Gürsel duyuyor bu şeyi. Ve babamı da çağırıp babamla birlikte birkaç kişiyi birlikte izlemeyi öneriyor. İzleniyor film ve sonunda görüyorlar ki yani daha doğrusu Cemal Gürsel babamı çağırıyor, izin verirseniz buradan şey yapmak istiyorum. Diyor ki babama, gel şöyle yanıma Baykurt diyor. Gösterdiği yere oturdum. Arkadaşlar için de sandalyeler eklendi. Sığışalım diye kimi görevliler geri çekildi. Bu yapıt için çok tartışma oldu. Zararlıdır, yararlıdır çok konuşuldu. Ama ben zararlı bir yan görmedim. Gerçeğin bize kapalı yanlarını yansıtıyor. Köylerimiz gerçekten böyledir. Hatta siz biraz cilalamışsınız. Filmde kimse yamalı, yırtık değil. Artistler gürbüz, hiç baş kesilmiş. Yani besili besili kimseler. Gerçek sizin gösterdiğinizden daha acıdır. Evet acıdır ama ne yapalım ki böyledir. Bir milletin 20 milyonu bu durumda kalamaz. Şimdi böyle devam ediyor Cemal Gürsel'in konuşması. Ve film gösterime giriyor. Ankara'da Ulus Sineması'nda ilk gösterimi yapılıyor. Hatta ben de oradaydım o gece. Babam film bitti, büyük bir alkış koptu. Babam sahneye çıktı. Babamın sahneye çıkmasıyla birlikte ortalık karıştı. İşte havada yalan şeyler. Birileri babamı kaçırdı, birileri beni kaçırdı. Bayağı bir olay çıkmıştı o gün orada. Yani yasaklar, yasakçı tablo aslında Batı cephesinde değişen bir şey yok diyebilir miyiz? Yok. Gayet tabii. Yani aynı film, pardon. Yok tabii. Yani aynı filmi belli dönemler, belli aralıklarla tekrar izliyoruz. Yani ne yazık ki böyle. Evet. Yani o dönem tabii üzüldü mü Fakir Baykurt yaşanan bu olaydan sonra? Sizlerle ne paylaştı eve dönünce? Yani çok ne konuştuğumu çok hatırlamıyorum. Yani hani yaşım biraz şeydi. Hani bilemiyorum o konuşmaları çok hatırlamıyorum ama yani üzüldü tabii. Yani şimdi bu kadar emek verim, bu kadar çıkmış bir şeyler yapılmış, ortaya çıkmış yani bir defa engelleme düşüncesi ya da sansür, tırnak içinde sansür düşüncesi çok şey mi diyor, hoş bir şey değil ki, kimse kabul edebileceği bir şey değil o. Nasıl kabul etsin ki? Ve Cumhurbaşkanı çağırıyor, yani yazarla, o eserin yazarıyla konuşuyor, ona da anlatıyor köyler böyle değildir diyerek. Aslında tablo çok da iç açıcı bir tablo değil yani. Bir yazarın Cumhurbaşkanı tarafından işte gidip orada eseriyle ilgili ve onun izniyle onun yayınlanmış olması, o da ayrı bir tartışma konusu. Çok oldu tabii yani işte onun icazetiyle oynadı diyenler bile oldu ama ne yazık ki böyle oldu yani. Öyleyse öyle oldu yani, şimdi başka türlü olmadı ki. Işık Hanım, Fakir Baykurt kimleri sever? En iyi böyle en iyi anlaştığı dostları tabii ki vardır edebiyatçılar. Kimler vardı mesela o dönem dostları olarak, siz de yakından tanıyorsunuz. Edebiyatçılardan özellikle herhalde bir öğretmenle arası diyaloğu çok iyiydi değil mi? Nasıl? Bir öğretmen Sabahattin Ali ile. Ha, öğretmen değil de bir dakika pardon, doğru o da bir öğretmen. O da öğretmen, o da Almanya, doğru, o Almanya macerası olan. Öğretmen değil de ben hani böyle bir an hani kendi öğretmenleri falan diye düşündüm. Ali İhsan Beyhan'a gitti aklım birdenbire, Gönen'deki Türkçe öğretmeni. Sabahattin Ali evet çok sevdiğim yazardı.
Ümit Kaftancıoğlu çok sevdiği bir insandı. Ölümünden sonra çok yandı. Çok üzüldü Ümit abiye. Kimler vardı? Nezihe Meriç mesela çok iyi dostumuzdu. Evet. Adalet Ağaoğlu çok gelir giderlerdi. Çok severdik. Tabii yani böyle gelip giden insanlar oluyor evimizde de, o bizim normalimiz sayılıyor. Şimdi böyle bazen arkadaşlarımla konuşuyorum. Ay ne kadar güzel, işte Aşık Veysel size gelmiş. Yani ben sanıyordum ki Aşık Veysel, evet yani hani herkesin evine gider gider aslında. Aşık Veysel herkesin evine giden bir insan, gidebilecek bir insan. Evet çok, yani çok böyle... Ahmet Arif. Ahmet Arif de gelmişti. Evet evet, Ahmet Arif hatta şimdi Filinta da burada benden sonra konuşacak değil mi? Evet. Filinta ile birlikte gelmişti. Geri görüşürlerdi. Evet çok severlerdi. Birlikte oldular. Yakın otururduk üstelik biz Ankara'da birbirimize. Evet görüşürlerdi. Bahçeli Evler tarafında. Evet. Evet. Şimdi sizin isminiz Işık. Kız kardeşinizin ismi Sönmez değil mi? Evet, bir de Tonguç'umuz var. Bir de Tonguç var. İsmail Hakkı Tonguç'tan var. Geliyor değil mi o da? Evet. Köy enstitülerine geleceğim ama ışıklar sönmesin diyoruz değil mi? Sizin niye son dakika sesiniz gidiyor, ben böyle duruyorum. Şu an duyuyor musunuz beni? Tamam geldi son sorunuzu. Evet ışıklar sönmesin. Evet sönmesin yani. Neyi kastettiğinizi anladım mı acaba? Ölümünde bir slogan atılıyor değil mi? Ha evet 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 evet. O cenaze sloganı oldu artık. Şimdi Yazarlar Sendikası'nın önünde bir tören yapıldı. Orada başladı cenaze töreni, Almanya'dan getirdikten sonra. Yazarlar Sendikası'nın önden ilk uğurlaması gerçekleşti. Hatta burada Onur Akın'a da izin verirse bir pas atayım. Allı Turnağım'la yolcu etmiştik oradan. Sonra Teşvike Camii'ne geldi. Teşvike Camii'nden Şişli üzerinden Zincirlikuyu Kabristanı'na gidildi. Yol boyu bir slogan atıldı. Daha doğrusu onu önüne pankart olarak da koymuşlardı kortejin. Önde o yürüyordu. Fakirin ışığı sönmeyecek diye bir slogandı. Bizim isimlerimizden, Sönmez'le benim ismimizden hareketle böyle bir... çok yaratıcı gençler tabii. Yani böyle bir şey yapmışlar. Sonra bütün cenaze törenlerinin resmi sloganı oldu bu. Uğurlama sloganı oldu. Güzel de oldu aslında. Böyle de bir katkısı olmuş oldu giderken babamın. Böyle uğurladık babamı. Önce Allı Turnam'la uğurladık. Sonra Fakirin ışığı sönmeyecek sloganlarıyla uğurladık. Evet. Herhalde sönmedi. Yani sönmüyor. Sönmeyecek. Yani yılanların öcü, eşekli, kütüphaneci, ondan sonra kaplumbağalar, tırpan. Tırpanda da değil mi? Hala günümüzde yaşadığımız o sosyal olayı ortaya koyuyor işte. Çocuk yaşta evlilik konusu. Sorma. Bütün olaylara, bütün yaşananlara karşı farklı bir duyarlılığı vardı değil mi Fakir Baykurt'un? Yani o duyarlılık olmasa bu kadar kitap yazılır mıydı? Yani onların bir dışa vurur mu bence? Evet. Babanızı özlediğinizde, babanız yani bir dönem tabii bürokratlık da yaptı. 12 Mart muhtırasından sonra tabii geriye de çekildi ama 77'de sanırım Ahmet Taner Kışlalı'nın müşavirliğini yapıyor değil mi Kültür Bakanı iken? Evet, Kültür Bakanlığı dönemi var. Yani babam 12 Mart döneminde TÖSK Genel Başkanı iken, Türkiye Öğretmenler Sendikası Genel Başkanı iken Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde basın ve halkla ilişkiler müdürüydü. Oradan gözaltına alıp tutuklandı ve sonra işine son verildi. Uzun süre memuriyet yapamadı. Sonunda bu Ahmet Taner Kışlalı'nın Kültür Bakanlığı döneminde çok da güzel bir kadro vardı o zaman bakanlıkta. Müşavirliğini yaptı evet. Sonra da Almanya dönemi başlıyor zaten, ayrıldı. Almanya'da yani gitti değil mi? Almanya'ya gitmek zorunda kaldı. Yok, gitmek zorunda kalmadı babam. Orası gitmek zorunda kalmadı.
zaten gitmek istiyordu. Bu 1962'de Amerika'ya gittiği zaman bir eğitim için dönüşte Frankfurt'ta bir gece geçiriyor. Şimdi önce köyde başlıyor yazmaya, köyü yazıyor. Sonra o köylüler şehire geliyor. Şehirde, şehrin küçük semtlerinde, kenar semtlerinde yaşayanları ya da Ankara'ya yakın köylerin müfettişlik zamanında, müfettişlik yaptığı zamanlarda görev aldığı köylerdeki köylülerin öyküsünü yazıyor. Sonra yavaş yavaş bu insanlar Almanya'ya da gittiler. Almanya'daki insanların öykülerini de yazmak istedi. Dolayısıyla tabii uzaktan olmayacağı için bu iş onlarla yaşayarak, onları daha içinden gözlemleyerek yazmak istediği için Almanya'ya gitmek istiyorduk. Gitti. Onun arkasından 1980, 12 Eylül 1980 darbesi oldu ve ondan sonra kaldı bir süre orada ve öğretmenlik yapmaya başladı. Önce başka bir yerde çalışıyordu, sonra öğretmenlik yapmaya başladı. O çok sevdiği öğretmenliğe dönmüş oldu. Sonra işte tam dönme hazırlıkları yaparken başka türlü geldi. Evet, Fakir Baykurt'un tabii çocukluğunda öğretmen olmadan önce yaşadığı bir çay öyküsü var, çayla sınavı var. Hayır, sizin çok sevdiğiniz öykü. Evet, evet. Şimdi biz de Işık Hanım'la, şimdi tabii sosyal medyada bizi takip edenler hani yine yazmışlar. Abi seni niye az takip ediyorlar? Işık, mesela Işık Hanım'la biz takipleşiyoruz. Fakir Baykurt'un kızı işte. Yani evet. Ne kadar değerli bir... yani bir eğitimcinin, bir aydının, aydınlanmacının, bir edebiyatçının kızıyla ve biz sizle bu sosyal medyada tanıştık değil mi? Evet, 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 evet. Ben birkaç öyküyü anlatırken bir gün Işık Hanım bana dedi, babamı ne kadar güzel anlatıyorsunuz ya, çok teşekkür ederim diye bir mesaj gönderdi. Işık Hanım'ın işte takibi yüz binlerin takibine değerdir yani. Böyle değerli bir babanın kızı. Değil mi? Böyle tanıştık biz sizinle. Evet, 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 evet. Nasıldı o babanızın öyküsünü? Biraz, ben hep anlattım ama bir de kız anlatsın. Ya siz çok anlatın, çok güzel anlatıyorsunuz aslında ve şeyde de çok dolaşıyor. Bu sosyal medyada da çok dolaşıyor. Facebook'ta yokum. Facebook hesabım yok ama. Fakir Baykurt'un çay öyküsü. Evet, 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 evet. Buyurun sizden dinleyelim, ben devam ederim isterseniz. Şimdi babam Akçaköy'de çocuk yaşlarında biraz da böyle şey, yaramaz demeyeyim aslında, her çocuğun olması gibi aslında. Sokakta çok güzel çelik çomak oynuyor. Ve köyün bir zengini var, sürekli onun çocuğunu yeniyor. Tabii böyle kötü oluyor bu iş, onun çocuğunun yenilmesi. Babaannem de oğlum ne olur bir yeniliver falan diyor. Yok, mümkün değil böyle bir şey. Sonra bir gün gene yeniyor, ortalık karışıyor böyle işte. Tahir yendi, işte şunu yendi falan. Olay böyle, bütün herkes ayağa kalkıyor. Herhalde biraz da o noktada şeye bindi, inada bindi. Sonra babaannem evden koşturarak geliyor. Babaannem de böyle, biz çok severdik. Biraz şey bir kadın, böyle sert bir kadın. Babam korkuyor. Şimdi... böyle kolundan tutuyor, kahveye götürüyor babamı. Babam da zamanında böyle kahvede çay içenleri gördükçe çok böyle imrenirmiş. Böyle bardaklardan, ince belli bardaklardan çay içiyorlar. Hep kendi de içmek istermiş. Otur şuraya diyor, işte kahveciye de diyor ki bir tane çay Tahir'e. Şimdi babam Hüseyin çay, diyor, çay ocağının sahibi evet, Hüseyin. Evet Hüseyin. Bir tane çay ver diyor. Babam çayı alıyor, tabii yanıyor, ağzı yanıyor, döküyor. Sonra babam tabii korkuyla bakıyor babaanneme. Diyor ki bir tane daha getir. Hüseyin bir çay daha getiriyor babama. Bu burada bitiyor bu öykü. Ben devam edeyim o zaman. Hadi şimdi, buyurun. Fakir Baykurt'un kızı tabii babasını anlatırken biraz da bana dün de söyledi telefonla konuşurken. Ya utanırım ben babama anlatmam, yani pek anlatmıyorum. Biz de işte bugün onu deşmeye çalışıyoruz. Fakir Baykurt anlatılacak birisi, anlatılması gereken birisi. Biraz sonra ben soru ve görüşlerde bakacağım neler yazılmış. Bir dakika. Burada bir müdahale edebilir miyim Serhan Bey? Bir dakika ne olur. Fakir Baykurt utanırım değil. Ben aslında babama anlatmaktan çok büyük zevk alıyorum da. Şimdi ilk defa
böyle hani küçük küçük topluluklarda anlatıyorum. Tamam, çok güzel oluyor da ilk defa televizyon, utanırım dedim. Siz anlatın. Evet. Şimdi tabii anlatılması gerekiyor. Siz de aslında çok güzel anlatıyorsunuz. Şimdi Fakir Baykurt o çayı dökünce, ben o notlarında da okudum. Çayı döküyor ama bardak kırılmadı diyor, topraktı diyor, zemin kırılmadı diyor. Korktum diyor, annem ya kızacak ya dövecek, çünkü biraz da otoriter annesi. Aslında oyun o çelik çomaktan alırken terli boynunu hemen siliyor. Nazar değecek sana diyor, bir tane nazarlık boynunu asmam gerekir diyor. Sonra alıyor getiriyor. Çay içeceğim diyor. Çayı içerken tabii biliyorum ama bu kadar sıcak olduğunu bilmiyordum diyor. Çayı döktüm diyor. Annem de kızmayınca hep merak ettim. Niye kızmadı, niye dövmedi diye. Sonra Konya'da bir köy okulunda öğretmenken annesini davet ediyor değil mi? Annesi geliyor. Evet. Ziyaret ediyor oğlunu. Ve oğlu Fakir Baykurt artık bir öğretmen. 2-3 yıllık bir öğretmen. Annesini derse de alıyor. Derste annesine diyor ki, anneciğim beni izle diyor. Bir ders bitiyor, ders bittik ama aslı kestik böyle otoriter bir görüntü sergiliyor Fakir Baykurt. Ya aslında öyle değil ama işte annesine biraz şey yapıyor işte. Annesine göstermeye çalışıyor kendisini değil mi? Öyle evet. Olunca teneffüste annesine soruyor, nasıldım anne diyor. Annesi bir köşeye çekiyor, diyor ki bak diyor, ben küçükken sana diyor hani o çayı döktüğünde hep sorardın niye kızmadın, niye dövmedin diye. Kızmıyorum, kızmadım, içindeki aslan susmasın diye. Seni dövmedim, içindeki aslan ölmesin diye. Sakın bir daha bu çocuklara bağırma diyor. Bu çocukların içindeki aslanla oynama diyor. Evet. Bakın evet. Fakir Baykurt'un annesi eğitimci bir çocuk yetiştirmiş. Nerede değil mi? Abi, bir pedagog çok, neredeyse. Evet, benim babaannem ama çok öyle bir kadındı. Yani bilge bir kadındı. Böyle köylerde akıl danışılan, fikri alınan büyükler olur ya, babaannem onlardan biriydi. Hatta çevre köylerden de gelip böyle şey yaparlarmış, yardım isterlermiş babaannemde. Gerçekten hani bilge bir kadındı babaannem. Şimdi Nurper Yiğit göndermiş mesaj. Günaydın Serhan Bey, ülkemin güzel insanlarını ekranlara bu kadar dolu akıcı yansıttığınız için sizi tebrik ediyorum diyor. Size de selam gönderiyor. Yine Hayriye Hanım, Deniz Gezmiş'in son isteği Rodrigo ile başlamanız bitmeyen deniz diyorum. Tebrikler, sizi izliyorum. Işık Hanım'a da selamlar diyerek size selam gönderiyor. Böyle bir Gülten Hanım, Gülten Ay doğdu. Böyle bir kültür ve sanat programına nasıl da ihtiyacımız varmış. Teşekkürler Halk TV diyor. Evet, Halk TV'de kültürü, sanatı, edebiyatı, felsefeyi, tarihi, müziği, tiyatroyu, sinemayı izlemeye devam edeceksiniz. Halk TV'nin kırmızı çizgilerinden birisi de bu değerlere saygıdır. Bu değerleri oluşturan, bu değerleri yaratan kahramanlarımızı anlatmak, onları ekrana çıkarmaktır. İşte Türkiye'nin çok önemli değerlerinden Işık Hanım, Işık Baykurt, Fakir Baykurt'un kızı bizlerle birlikte Halk TV ekranlarında. Soru ve görüşlerinizi, takiplerinizi bekliyoruz madem öyle diyorum. Şimdi babanızın kahramanları çok özeldi değil mi? Yılanların Öcünde. Bir de orada arkadaşlar, Arif Sağ'ın seslendirdiği o türkü var mı? Sözde ben bir insan olmaya geldim. Filmde kullanılan o Arif Sağ'ın türküsü. Oraya geleceğiz. Oraya geleceğiz arkadaşlar birazdan. Işık Hanım, kahramanları mesela Yılanların Öcünde Kara Bayram biraz silik. Annesinin karşısında silik. Annesi baskın bir karakter. Ama Kara Bayram'ın oğlu Ahmet babasının boşluğunu dolduran bir yiğit değil mi? Evet. Sizi en çok etkileyen kahraman hangisi babanızın romanlarında, kitaplarında? Ya Iraz'cayı bir yerde tutarım her zaman için ama ben Uluguç'u çok severim. Tırpan'daki karakter Uluguç'tur. O dürüyü Kabak Muslu'ya babası satar. Dürüyü o evlilikten kurtarmak için Ulu Kuş böyle bir köyün gençleriyle, genç kızlarıyla bir şey organize eder, örgütler. Bu evliliği engellemeye çalışır. Yani söylemekten çok bir utanç duyuyorum aslında. Yani iki sözcüğü bir araya getiremiyorum. Hiçbir zaman için getiremiyorum. Bir kadın olarak getiremiyorum. Çocuk gelin sözü beni çok acıtıyor. Günümüzde hala bunu konuşuyoruz kaç yıl sonra, yani Tırpan'ın yazılmasından kaç yıl sonra hala bu konuyu konuşmak bana çok büyük utanç veriyor.
Ve bu savunuluyor. Savunulma nedenini anlamıyorum. Bir türlü anlayamıyorum. Oradaki unutmuş beni çok etkilemiştir. Bir de en son romanı, bu Yarım Ekmek bir Almanya romanıdır. Almanya romanı, Yarım Ekmek'te bir kezik ana vardır. Kezik, bu romanda hatta Sedat Simavi roman ödülünü almıştı. Oradaki keziğin savaşımı beni çok etkilemiştir. Yani aslında o kahramanlar genellikle öne çıkan kahramanları kadındır. Kadınların o savaşımları beni çok etkilemiştir. Öncelikle Unutmuş, arkasından Kezik, ama her zaman başta da söylediğim gibi Urazca'yı bir kenarda tutarak. Evet. Ursula gibi değil mi? Yüzyıllık yalnızlığın Ursula'sı gibi. Evet. Gazap üzümlerinin annesi gibi, Anna gibi, evet, değil mi? Evet, onlar da, evet, böyle bir kartal pençesi gibi evlatlarına sarılıyorlar. Bir annenin, bir kadının yani yeri geldiği zaman nasıl güçlü bir kahramana dönüştüğünü anlatıyor. Hepimizin annesi kahramandır. Yani benim annem de bana göre kahramandır. Benim kahramanımdır. Sizin anneniz, sizin kahramanınız. İşte Urazca da orada Kara Bayram'a nasıl sahip çıkıyor değil mi? Ağa'ya karşı. Evet. Orada tabii biz bunları anlatarak çocuklarımıza, işte Tırpan'daki o çocuk evlilikler olayı hala devam ediyor. Kaçlı yıllarda yazdı Fakir Baykurt onu? Vallahi 70'lerde yazdı. 70'li yıllarda yazdı. 2000 yani 60'ın sonları. 60'ın, evet, 60'lı yılların sonu. Ve biz son 2020'li yıllardayız. Hala çocuk evlilikleri. Ve çıkıyor bazı yazarlar, tecavüzcüsüyle evlensin. Evet, böyle düzenlemeler peşindeyiz. Ne demek ya? Bir çocuk tecavüzcüsüyle nasıl evlenir ya? Ne demek bu? Hangi mantığa sığıyor bu? Yani hiç okumuyorsunuz işte. Fakir Baykurt okumazsanız böyle düşünürsünüz. Yani Serhan Bey, şimdi yani ben hakikaten çok çok üzücü bir şey. Bu işi nasıl yapıyorlar? Ben yani ondan sonra mahkeme sabahı o 9 yaşındaki çocuk yüzleşmemek için kalp krizinden ölüyor. Yani insanın yüreği kaldırmıyor. Nasıl, ben anlayamıyorum. Savunmayı anlayamıyorum. Yani bu ülkede yıllar önce biz 96'da sanırım Musa Köme Ağaç diye bir Maraşlı bir genç 17 yaşında Sarah diye bir İngiliz kızına aşık oldu. Yer yerinden oynadı. Ben o zaman Milliyet gazetesindeydim. Gittim Adıyaman ve Urfa'nın köylerine. 75 yaşında 6 kere hacca gitmiş adam. 12-13 yaşında kızlarla evlenmişti. Gördüm. Yani bunlar orada vardı ve bunları bir dizi yazısı, Doğu'nun Yarası, Türk İş Sarahlar diye bir dizi yazısı yapmıştık. Yani 60 yaşındaki adam 14 yaşındaki kızla evlendiriliyor. Hatta bana demişti, istersen seninle bacanak olalım, benim 11 yaşında baldızım var diye. Yani bunlar konuşuluyordu. Tırpan'da bunu anlatıyor Fakir Baykurt. Ama biz bunun önüne geçmeliyiz. Yani Fakir Baykurt'un o yazdıklarını okursak, edebiyata sığınırsak, o limana gidersek, yani bunların önünde büyük bir mücadeleyi biz sergileriz. Evet arkadaşlar, sanırım geldi o türkü de, sözde ben bir insan olmaya geldim. Arif Sağ'ın o kadar güzel söylüyor ki, yılanların öcüne çok yakışan bir türküydü. Evet, Türk sinemasının bence çok güzel filmlerindendi. İlk versiyonunda Aliye Rona oynamıştı. Evet. Aliye Rona'ya da bir selam olsun. Erol Taş oynamıştı. Evet. Fikret Hakan oynamıştı değil mi? Evet, şimdi Fakir Baykurt aynı zamanda bir sendikacıydı değil mi? Türkiye Öğretmenler Sendikası'nın başkanlığını, evet, yaptı. Biraz o günleri anlatır mısınız Işık Hanım? Ya estağfurullah, şimdi TÖS'ü anlatmak benim haddim değil. TÖS çok büyük bir örgüttü. Yani şimdi neresinden tutayım TÖS'ün? Yani gerçekten haddimi aşmak istemiyorum. Bazı konularda ben biraz şey davranıyorum. Değer verirdi değil mi? Eğitimcilere büyük önem verirdi ve onların örgütlenmesini. Olmaz mı? Yani o kadar ve gezmediği, gitmediği, ayak basmadığı yer kalmamıştı Türkiye'de. TÖS'ün çok geniş bir örgütlenmesi vardı Türkiye genelinde. Şimdi o kadar güzel işler yaptılar ki bir devrimci eğitim şurası topladılar.
Devrimci Eğitim Şurası'nda konunun uzmanları, ay çok güzel bir resim bu, evet, Tandoğa Meydanı'nda büyük eğitim yürüyüşü, bu çok çok bir şeydi yani. O kadar büyük bir yürüyüştü ki kortej Tandoğan'a geldiğinde daha Kurtuluş Parkı'nın oradan hareket etmemiş insanlar vardı. O kadar kalabalıktı bu yürüyüş. Sonra bir büyük eğitim için gözüm konuyu dağıttım. Yapmasaydınız bana bunu ya. Hayır hayır, gerçekten ya, çok güzel. Hayır, şimdi şeyden, bizi izleyen o kadar çok eğitimci hayır, var ki. Tamam, Devrimci Eğitim Şurası'nı anlatıyordum. Devrimci Eğitim Şurası çok önemli bir şey. Tamam, ondan devam edin, o fotoğraf şimdi olsun. Şey görünce, Tandoğan'da babamı görünce ben birden şimdi Devrimci Eğitim Şurası'nda işin uzmanlarını, gerçekten alanlarında söz sahibi insanları getirip konuşturuyorlar. Şimdi Devrimci Eğitim Şurası'nın çıkış noktası da hükümete öğretmenlerin Türkiye'deki eğitim sorunlarının düzeltilmesi için, öğretmenlerin sorunlarının düzeltilmesi için bir takım önerilerde bulunuyorlar, görüşme isteklerinde bulunuyorlar. Fakat hep bunlar göz ardı ediliyor, bir türlü ciddiye alınmıyor. En sonunda Türkiye Öğretmenler Sendikası bu şurayı topluyor. Bir zamanlar böyle şeyler yapılırdı, kalkınma planları yapılırdı, günlük kararlar verilmezdi. Önceden bir takım şeyler düşünülür, işin uzmanları konular hakkında görüşlerini belirtir ve bunlar hayata geçirilmeye çalışılırdı. Ve sonunda bu Devrimci Eğitim Şurası toplantısı bittikten sonra bunu bir kitap halinde Türkiye Öğretmenler Sendikası yayınladı. Türkiye Öğretmenler Sendikası'nın çok güzel yayınları vardı aslında öğretmenlere yönelik. Böyle küçük küçük el kitapları yapıyorlardı. Güzel bir gazetesi vardı. O gazetede yazıp çok güzel yazılar çıkıyordu. Yani bir meslek örgütü olarak tek başına Türkiye'de çok iyi, çok güzel işler yapmış. Her zaman saygıyla hatırlanan bir örgüttür bana göre. Ve çok güzelliğin temelini atmıştır diye düşünüyorum. Tabii haddimi de aşmak istemiyorum yani konuda. Ama mesela TÖS yıllarını babam öz yaşamını yazdı aslında 8 cilt. Bunlardan bir tanesi de bir TÖS vardıdır. Yani bu TÖS, bir TÖS vardı da hem TÖS'ün kuruluş ve o süreci anlatır, hem de arkada bir Türkiye tarihi vardır. Yani o yani TÖS unutulmaz zaten, hala konuşuyoruz da dönüp dönüp bakılması gereken, incelenmesi gereken bir örgüt bence. Evet, şimdi Kamuran Hanım diyor ki müthiş bir program, Tırpan kitabını bir gecede okudum. Tırpan'ı bir gecede okudum ve sabah uykusuz işe gittim, etkilendim. Duyuyorduk böyle evlilikleri ama Fakir Baykurt bunu gözümüze soktu. Çok üzücü ve hala günümüzün acıları olarak yer alıyor diyor Kamuran Hanım mesajında. Evet, binlerce mesaj gelmeye başladı. Çok teşekkür ediyoruz. Yani siz programa gönderdikçe mesajları ben okuyacağım ama gerçekten yetişebildiğim kadarını okumaya çalışacağım. Fakir Baykurt'u gelen bir Doğa Gezgin Çetin gönderiyor. Fakir Baykurt okuduğum ve romanlarını sevdiğim bir yazarımız, öğretmenimiz. Herkese öneriyorum. Tırpan 10. köy, köy 10. köy köy götüren, çoğu tanımaz. Yeni nesil hiç tanımaz. Geçenlerde kitaplarının tamamını aldım diyor. Aslında Emin Özdemir vardı, bizim üniversiteden hocamız. Evet. Fakir Baykurt'un da çok iyi dostudur. Evet. Ve çok anlatırdı bize. O derdi, bakın sevgili izleyiciler, aslında her programda sevgili bir dostumla geçen konuşurken dedi ki o sözü hep söyle dedi. Bak, Emin Hoca'nın o sözünü programlarda hep söyle. Emin Hoca derdi ki bize, biz her derse geldiğinde ağzının içine bakardık. Yeni ne söyleyecek? Bize nasıl bir ufuk açacak diye. Fakir Baykurt hep anlatırdı bize. Ve derdi ki, çocuklar boş çuval dik durmaz derdi. Bilgilenin. Evet. Bilginizi arttırın, bilginizi tazeleyin, yepyeni bilgilerle, bilgilere yelken açın derdi. Bildikçe mutlu olursunuz. Boş çuval dik durmaz. Herhalde Fakir Baykurt da der değil mi bunu? Boş çuval dik durmaz. O da kendisini geliştirmiş. Yabancı yazarlardan en çok kimleri severdi? Biz sizle konuştuk ama ekran başında izleyiciler de dinlemek ister bence. Şimdi Emin Özdemir dediniz, saygıyla anıyorum. Emin Özdemir'in yanında Adnan Binyazar'ı
kulaklarını çınlatmamak olmaz. Selamlayalım onu da. Sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum Adnan abime de. Yani babam çok geniş böyle birkaç kitabı bir arada okurdu. Yani o köy esnerinde okuma alışkanlığı çok güzel kazandırılmış. Yani köy esnerinde bu okuma merakından dolayı zaten kitaplık sorumlusu olarak görevlendiriliyor. O sayede klasikleri okumaya başlıyor. Klasiklerle başlıyor okuma serüveni. Son dönemlerin yani öyle şey yoktu. Yani çok geniş yelpazede Marquez de okurdu. Polite Strati de okurdu. Hatta ben Türkiye'ye gelmeye başladığı dönemde Louis Jardel, Fransızca bilmiyorum, telaffuzum doğru mudur bilmiyorum ama Sevenlerin Şafağı diye bir kitap okuyordum. Can Yayınları'ndan çıkmış böyle küçücük, incecik bir kitaptır o. Bana göre çok güzel bir sevgi öyküsüdür. Yani çok ilginç. Bana dedi ki ya nereden buluyorsun böyle şeyleri? Ben de bir televizyon programı, Nilüfer Kuyaş'ın NTV'de bir kritik diye programı olurdu pazar günleri. Orada öğrenmiştim o kitabı. Çok güzel kitaplar, müzikler tanıtırdı. Sonra aldı gitti benden o kitabı. Sonra bir dahaki görüşmemizde dedi ki sana vermeyeceğim bunu. Ben el koyuyorum bu kitaba dedi. Sonra ben kendime, sen git kendine yenisini al dedi. Sonra ben kendime evet yenisini aldım. Sonra çok dağıttım o kitabı. Şimdi Can Yayınları'nda baskısı tükenmiş. Gitti gidiyor da çıkıyor, buluyorum ara sıra. Gazap yani üzümleri. Evet tabii yani gazap üzümleri. Okunmaz mı gazap üzümleri? Tabii ki. Tabii dün ki. Konuşmuştuk. Evet, şimdi Işık Hanım kısa bir ara vereceğiz. Birazdan devam edeceğiz. Buyurun. Sizinle yine. Buyurun. Devam edeceğiz. Sevgili Halk TV izleyicileri, soru ve görüşleriniz geliyor. Takipçiler de sıraya girmişler gibi artıyor. O hani sizi 100 bin yapacağız Serhan Bey diyen arkadaş herhalde faaliyette. Kısa bir aramız var. Aradan sonra Işık Hanım'la devam edeceğiz ama Onur Akın bizlerle birlikte olacak. Nebil Özgentürk bizlerle birlikte olacak. Ahmet Arif'in oğlu heykeltıraş Filinta Önal çok özel bir adam. O bizimle birlikte olacak. Sakın bizden ayrılmayın. Birazdan yeniden birlikteyiz.